Merhabalar Skol TV izleyicileri, ben Ömer Balk. Burada Hasan Uğur Nayır var. Merhabalar Uğur. Merhabalar Ömer. Bugün izleyicilerimize BenQ'nun 1080 ST adındaki projektörünü tanıtacağım. Beraber aslında inceleyeceğiz. Test merkezimize konuk olan bu projektör, isminden de aslında belli olduğu üzere Full HD, yani 1080p çözünürlük sağlayan bir projektör. Hem kişisel hem de kurumsal kullanım açısından gayet başarılı. Nasıl başarılı dersek peki? Kişisel olarak kullandığımda, mesela küçük bir odam var diyelim, burada da bu projektörü kullanarak ufak bir ev sineması yapabiliyorsun evinde ve artı olarak ofisinde veya iş yerinde sunumlar da yapabiliyorsun. Yani böylece her iki odada bir çözüm sunmuş oluyor. Cihaz ölçek küçültme, sıkıştırma yapmadan kaliteli bir biçimde Blu-ray formatında, ondan sonra yüksek kalitedeki videolar, yani 1080p, 720p kalitesindeki videoları ve artı bunlarla birlikte oyunları başarılı bir şekilde yansıtabiliyor ki bunun aslında birkaç denemesini yaptık. Mesela ben konsol bağladım. Konsolda birkaç oyun falan oynadım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Bunları gayet başarılı bir şekilde yansıttı. Bunun haricinde yine videolar da hani mesela denedim. Gayet başarılıydı. Projektör ayrıca HDMI, Blu-ray, 3D Broadcasting ve Nvidia 3D PC dahil birden fazla 3D formatını da destekliyor. Bunu da belirteyim. Cihazın kullanımı çok basit. Kurulumu da aslında basit. Yapılması gereken sadece görüntü verecek olan kaynağı bağlamak ve bunu da yansıtmaktan ibaret. Ekstra olarak bu arada hemen şunu söyleyeyim. Cihazda dahili 2 adet hoparlör var. Yani ayrıyetten bir aslında bir ses sistemi girişleri de var. Bununla ayrıca bir ses sistemi bağlanabilir. Ama bu ses sistemine gerek kalmadan gene kendi dahili hoparlörleriyle de kullanılabilir ki bu açıdan başarılı ve kolay bir kullanım sunuyor. Genel olarak canlı görüntüler veren bu projektörde Smart Echo teknolojisi kullanılmış. Bunun haricinde artı olarak akıllı Echo modu var. Bu da bu akıllı Echo modu bir W1080ST'de kontrast ve parlaklık konusunda performansta ayarlamalar yapıyor. Ayrıca bu modlar dışında bir de Eco Blank modu yer alıyor. Bu mod ise etkinleştirildiği zaman güç tüketimi azaltılıyor. Mesela 3 dakika içerisinde eğer projektör herhangi bir kaynaktan görüntü almıyorsa gücü kısılıyor. Böylece hem enerji tasarrufu sağlanıyor hem de böylece lamba ömrü de uzatılmış oluyor. Cihazın genel olarak dediğim gibi kullanım ve kurulumu da kolay. Hemen üst tarafta burada ayrıyetten tuşlar bulunuyor. Bu tuşların basım ve bir kontrol paneli var. Bu kontrol panelindeki tuşlar gayet seri bir şekilde hemen basılıyor ve tepkime süresinde bir sorun yaşatmıyor ki. Menü arasında geçişler kolayca yapılıyor ve hemen modları da aktif edilebiliyor. Genel olarak toparlayacak olursak BenQ'nun W1080ST projektörü hem en başta da belirttiğim gibi hem kurumsal hem de kişisel kullanım için gayet iyi olan, 3D'yi de destekleyen 1080p çözünürlüğünde başarılı ürünlerden bir tanesi. Teşekkür ederiz Uğur. Test merkezimizin bu seferki konuğu BenQ'nun W1080ST projektörüydü. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın.